Efendim herkese yeniden merhaba. Haseke'den kalkıp Irak'ın Süleymaniye'sine gitmekte olan bir helikopterin Irak'ın kuzeyinde Duhok bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen bir biçimde düşmesi sonucu 9 PKK-YPG'linin ölmesi ardından bir güç Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye karşı yüksek volümlü, yüksek kapasiteli bir operasyonu ve hareketi başlatmış gözüküyor. Öncelikle bu olaydan hemen sonra, yani helikopterin düşmesinden hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Irak Bölgesel Kürt Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani'ye bir mektup yazması dikkat çekicidir. Lloyd Austin esasında Suriye'nin kuzeyinde kendileri tarafından oluşturulmuş PKK-YPG yönetimiyle ilişkisini bir türlü kurulamadığı ve çelişkilerini yumuşamatamadığı Neçirvan Barzani'ye yazdığı mektupta Amerika Birleşik Devletleri ile Kürdistan yönetimi arasında, aynen öyle diyor, Kürdistan yönetimi arasındaki yakın dostluk ve işbirliği ve askeri ittifakı DAEŞ terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede büyük bir başarı gösterdi. Bu örgütün ve benzer örgütlerin yeniden yapılanması ve ortaya çıkmasına karşı Bağdat yönetimiyle işbirliği içinde bu ittifakın en büyük istikrar unsuru olacağını ifade ediyor. Yani mektup diyor ki Neçirvan Barzani'ye, senin yönetimin benim yönetimim. Sen benim adamımsın ve birlikte bir mücadele vereceğiz. Bu esasında enteresan bir biçimde PKK-YPG elebaşısı Mazlum Abdi ile Barzani'yi bir türlü bir araya getirememiş. O yüzden 22 Aralık 2022 günü Haseke'de Talabani'nin oğlu Bafer Talabani ile Mazlum Abdi'yi bir araya getirerek bir tür Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi Kürt ittifakını oluşturmuş Amerika Birleşik Devletleri açısından ilginç bir atak. Fakat bu atağın bizi ilgilendiren bir noktası var. Birdenbire oluşan bir noktası var. Türkiye'de kimsenin üzerinde durmadığı bir noktası var. Cinderes, biliyorsunuz, Afrin bölgesinde. Yani Cinderes'i bilmememiz mümkün değil. Kahraman ordumuzun o bölgede yerleşik PKK ve YPG unsurlarına karşı gerçekleştirdiği o şanlı harekatta ilerleme sarf ederken çok ciddi zorluklarla karşılaştığı ve şehitler verdiği bir bölge. Cinderes'te 21 Mart 2023 günü Nevruz kutlamaları sırasında Suriye Milli Ordusu mensubu olduğu ifade edilen bazı güçlerle Nevruz kutlaması yapan Kürt ahali arasında yaşanılan bir tartışma sonucunda 4 Kürt sivil öldürüldü. Bu Cinderes'te Rojava diye adlandırdıkları Suriye'nin kuzey bölgesinde Erbil'de ve Süleymaniye'de sanki bir güç düğmesine basılmış gibi Türkiye aleyhtarı gösterilerin bir anda patlak vermesine neden oldu. Yapılan bütün açıklamalar Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, Afrin'de yapılan bütün açıklamalar bu cinayetin sorumlusu, bu silahlı terör unsurlarını buraya getiren Türkiye'dir yönünde oldu. Yani sonuç itibariyle bizim dahi biz tam anlayamadığımız, kimin kim olduğunu tam kavrayamadığımız bir çatışma çerçevesinde, ki o kadar silahlı insanın olduğu, aşiretlerin silahlı olduğu falan bir bölgede bu kadar çok olay oluyor ki, biz bir anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak masum Nevruz kutlaması yapan 4 tane Kürt'ü öldürten devlet olduk.
Özellikle 23 Mart 2023 Perşembe günü cenazelerin kaldırılması çerçevesinde Afrin'de çok geniş bir Kürt nüfus toplandırıldı veya toplandı ve işgalci Türklerle onların katil kuklaları derhal Afrin'den çıksın kampanyası başladı. Ve bu kampanyaya tabii ki Suriye'nin kuzeydoğusundaki o örgüt ve daha da vahimi Talabani'nin partisi ve Barzani'nin adamları da aynı şekilde katıldılar. Bir tür cinderes kaynaklı bir Kürt milliyetçi reaksiyonuyla karşılaştık. Ruhumuz duymuyor değil mi burada? Ama orada böyle bir durum var. Ve bunu birisi kaşıyor sürekli olarak. Ve sonuç itibariyle ortaya çıkan tablo Türkiye gitsin, Türkiye'nin silahlı adamları gitsin. E kim gelsin? Beşar'ı çağırmayacaklar herhalde oraya. Rusları çağırmayacaklar. Amerikalılarla PKK-YPG'yi çağıran bir kimlik ortaya çıktı. Ve bu çerçevede baktığınız zaman gerçekten çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız ve bütün açıklamalarda bu yönde. En önemli nokta şu işte, şimdi oraya geliyorum. ENKS yani Suriye'deki Kürtlerin üst örgütü Suriye Ulusal Konseyi, bugüne kadar hep Barzani'nin kontrolünde olarak tanınan bir grup ve bugüne kadar da Türkiye'nin ilişkilerini çok iyi kollayarak PKK-YPG ile masaya otursalar bile herhangi bir anlaşmaya varmamalarıyla tanınan bir ekip. Afrin, Cinderes'te yaşanılan bu olaydan sonra onlar da Türkiye aleyhine toplantılara katıldılar ve Türkiye aleyhine açıklamalara katıldılar. İşte Lloyd Austin, daha önce Amerikalıların yapmış oldukları ziyaretler ve sonuçta Barzani'ye gelen mektup ve bir cinderes kumpası veya kışkırtmasıyla gelinen nokta ve o helikopter. O helikopterin düşmesinden sonra bütün bir Kuzey Suriye ve bütün bir Kuzey Irak'ı kapsayan Türkiye nefreti kampanyası. Dikkat çekiyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.